Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Burada da AYT Biyoloji çalışma programını anlatacağım size. Yine 2022 tayfa için anlatıyorum bunu. 2022 veya sonraki zamanlar için anlatıyorum. Şöyle bakın, hemen AYT çalışma programımız şöyledir. Dediğim gibi yine tarih vermiyorum ben burada, saat de vermiyorum. Sadece gün gün açıkladım. Günlerini isterseniz siz de kendinize uyarlayabilirsiniz ama her güne bir konu koyarsanız emin olun biyolojide ilerlersiniz. Şimdi nasıl yapacağız peki? Pazartesi günü başladık biz sinir sistemine. İlk önce sistemlerden, daha sonra 12. sınıf konusundan devam edeceğim. Sinirsel iletim, hani burada vardı ya polarizasyon, depolarizasyon gibi olaylar, bunlara çalışıyorsunuz pazartesi günü. Daha sonra salı gününe geliyorsunuz, beyin ve omuriliğe çalışıyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki bunlardan ayrı ayrı soru bulabilirseniz çözün. Ama dedim ki bulamadınız. Çarşamba günü ne yapıyoruz? Çevresel sinir sistemi ve hastalıklara çalışıyoruz. Bu kısa bir konudur. Çalıştık. Bunların tamamından şöyle bir genel tekrar yapıyoruz ve 100 tane soru çözüyoruz. Bakın buradaki 100 soru önemli. Çünkü sinir sistemi oldukça karıştırılabilen bir sistemdir. O yüzden de bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Sinir sistemini böylece bitirdik 3 günde. Geliyoruz hormonlara, endokrin sisteme. Perşembe günü hipofiz hormonlarını çalışıyorsunuz. Hipofiz hormonları 7 ön lobdan, 2 de arka lobdan 9 tane. Zaten anca çalışırız. Çok da yormayalım kendimizi. Hipofiz hormonlarına çalıştık. Cuma günü oldu. Tiroid, paratiroid ve böbrek üstü bezlerine çalışıyoruz. Cumartesi günü arkadaşlar daha az koydum. Neden? Çünkü timüs ve eşeysel bezler bunlar oldukça kısa konulardır. Baktığım zaman timüs ve eşeysel bezleri çalıştım. Vaktim var. O zaman ne yapıyorum hemen? Bunlarla ilgili toplam 100 tane soru çözüyorum. İlk önce perşembe ve cuma çalıştıklarınızı bir genel tekrar yapıyorsunuz. Daha sonra ise 100 tane soruyu çözüyorsunuz arkadaşlar. Soruları çözmekle kalmıyoruz. Yanlışlarımıza bakıp yanlışlardan hangi konudan eksik olduğumuzu öğrenip o konuya da tekrardan çalışıyoruz, unutmayın. Peki ne kadar vakit ayırmalısınız? Arkadaşlar ben şöyle öneriyorum konu çalışmaları için. Yarım saat çalışıp 10 dakika mola verip tekrardan bir yarım saat çalışmayı öneriyorum. Sonra 10 dakika mola verip yarım saat soru çözümü veya işte 40 dakika soru sayınıza göre değişebilir. 40 dakika soru çözümü. Yani ben aslında ortalama 2 saatlik bir zaman dilimi ayırdım biyoloji için günlük. Gelelim pazar gününe. Pazar günü göz ve deriye çalışıyoruz. Duyu organlarına geçtik. Göz ve deri. Pazartesi günü ikinci haftaya geçtik. Kulak, dil ve buruna çalışıyoruz arkadaşlar. Ve yine gözden, deriden, kulak, burun, dilden 100 tane soru çözüyoruz. Sorularımızı çözdük. Çok güzel. Şimdi geldim. Bu 3 güne MEP kazanım testlerini ayırdım. Mesela birinci gün sinir sistemi MEP kazanım testlerini çözün. İkinci gün endokrin sistem MEP kazanım testlerini çözün. Üçüncü günde duyu organları MEP kazanım testlerini çözün. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Sinir sistemi bitti ya şurada. Burada MEP kazanım testini çözüp bunu hemen kaydırabilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz. Ama ben dedim ki hani genel bir tekrar yapın. Aradan vakit geçsin ki konuyu anlamış mıyım anlamamış mıyım diye bir kendinizi kontrol etmiş olursunuz. MEP kazanım testlerini bu şekilde çözüyoruz. Hepsini arkadaşlar. Eksiklerimiz varsa tabii ki bunları tamamlıyoruz. Eksiklerimizi kontrol ediyoruz. Geliyoruz cuma gününe. Cuma günü destek ve hareket sistemi. Destek ve hareket sistemi oldukça kolay bir sistemdir. Burada sadece sizi zorlayacak olan kas sistemidir. Hani işte kasılması, gevşemesi de falan filan derken birazcık o zorlayabilir. Ama eminim sıkı bir çalışmayla bunu da üstünden gelirsiniz arkadaşlar. Destek ve hareket sistemi çalıştıktan sonra 50 tane soru çözüyoruz. Bu 50 soru dediğim. Elinizde bunlar herhangi bir kitaptan olabilir. Yeter ki sizi çok zorlayacak bir kitap olmasın. Bakın internette var arkadaşlar, kolaydan zora olan yayınlar vardır. O yayınlardan soru kitapları alabilirsiniz. Daha sonra destek ve hareket sistemi ile ilgili MEP kazanım testlerini cumartesi günü çözüyorum. Tabii önce bir tekrar ettikten sonra bunları çözüyorum. Daha sonra da eksiklerime bakıyorum. Pazar gününe bir şey yazmadım. Bugün dedim biyolojiye ara verelim, dinlenme yapalım. Eğer eksik konumuz varsa tamamlamadığımız bunları tamamlayabilirsiniz. Geliyoruz 3. haftaya. 3. haftada sindirim sistemi organlarına, artık sindirim sistemine geçtik. Sindirim sistemi organlarına çalışıyoruz pazartesi günü. Salı günü sindirme yardımcı organlar artı hastalıklara çalışıyoruz arkadaşlar. Sindirme yardımcı organlar dediysem buraya yazmadığım mesela şey var. Besinlerin sindirimi, emilimi bunlar var. Bunlar da giriyor tabii ki. Onları atlamayın lütfen.
Hastalıklarla birlikte artık ne yaptım? Ben sindirim sistemini bitirdim. Sindirim sistemi ile ilgili genel bir tekrar yapıp 50 tane soru çözüyoruz ve sindirim sistemini bitiriyoruz. Ertesi gün yani çarşamba günü sindirim sistemi ile ilgili MEP kazanım testlerini çözüyoruz arkadaşlar. Yine genel bir tekrar yapıyoruz. Bu genel tekrardan sonra testleri çözüp eksiklerimize bakıyoruz. Geçiyoruz perşembe gününe. Dolaşım sistemi, burada kalp ve damarları çalışıyoruz. Dolaşım sistemi de uzun bir konu. Daha sonra kanın yapısını ve lenf dolaşımını ertesi gün çalışıyoruz. Dolaşım sistemiyle birlikte arkadaşlar bağışıklık sistemini de çalışın. Çünkü MEP kazanım testlerinde ikisini birlikte veriyor. O yüzden ben bir arada yazdım. Dolaşım sistemi ve kanın yapısını işte lenf dolaşımı bitirdikten sonra bir soru çözümü yapın. Buraya ben yazmamışım. Buraya şöyle 100 soru yazıyorum ya da 50 soru yazıyorum arkadaşlar. 50 soru. Buraya bir dolaşım sisteminin tamamıyla ilgili bir 50 soru çözün. Daha sonra bağışıklık sistemine çalışın. Bağışıklık sistemiyle ilgili de bir 30 soru veya işte 20 soru çözün. Daha sonra MEP kazanım testlerine geçin. MEP kazanım testlerinde ikisini birlikte verdiği için bu konuları arka arkaya yazdım. Geliyoruz. Kaçıncı hafta oldu? 4. haftaya. Özür dilerim. 4. haftada solunum sistemine çalışıyoruz. Solunum sistemi organları, gazların taşınması zaten oldukça kısa bir konudur. Ve bununla ilgili 50 tane yine soru çözüyoruz. Ertesi gün solunum sistemiyle ilgili MEP kazanım testlerini çözüyoruz arkadaşlar. Buradan sonra artık boşaltım sistemine geçiyoruz. Boşaltım sistemiyle ilgili yine konumuzu çalıştıktan sonra yine bir 50 soru çözüyorsunuz. Soru yazmayı unutmuşum buraya. 50 soruyu çözdükten sonra ertesi gün MEP kazanım testlerini çözüyoruz arkadaşlar. Yine eksik kaldığımız konulara tabii ki bakıyoruz. Gelelim şimdi cuma gününe. Diş üreme sistemi ve erkek üreme sistemini ayırdım. Diş üreme sistemi zaten oldukça uzun bir sistem. Çünkü burada menstruasyon döngüsü falan var. Buna çalıştıktan sonra mutlaka bu sistemle ilgili direkt 50 soru bulabilirsiniz zaten. 50 soru çözün. Sonra arkadaşlar ertesi gün erkek üreme sistemi ve embriyonik gelişimi çalışıp bunlarla ilgili de toplam yine bir 50 soru bulursunuz çözün veya işte 30 soru 40 soru da olabilir. Bunları çözdükten sonra çalıştıktan sonra ne yapıyoruz pazar günü? MEP kazanım testlerine çalışıyoruz, çözüyoruz ve eksik konularımızı yine görüyoruz. Özellikle MEP kazanım testleri yazıyorum. Çünkü MEP kazanım testleri bize ÖSYM'nin çıkabileceği tarzda sorular soruyor. O yüzden oldukça da önemlidir. Şimdi böylece biz ne yaptık bakın? Sistemleri bitirmiş olduk. Kaç haftada? 4 haftada sistemleri bitirdik. Geliyoruz şimdi 12. sınıf konularına. 12. sınıf konularını ilk defa göreceğiniz için bunlar biraz daha sizin için hani zor olabilir ama emin olun güzel bir şekilde çalışırsanız, dikkatinizi vererek çalışırsanız, en önemlisi kendinize inanırsanız yaparsınız arkadaşlar. Ben size güveniyorum. Protein sentezi ve nükleik asitlere çalışıyoruz. Nükleik asitleri zaten TET çalışırken görmüştük. Burada da şöyle bir tekrar ediyoruz nükleik asitleri. Sonra protein sentezine çalışıyoruz ve ikisiyle birlikte 50 soru çözüyoruz. Zaten bunu 12. sınıf konusu olarak ayrıca veriyorlar nükleik asitleri. Sonra MEP kazanım testlerini salı günü çözüyoruz ve protein sentezi nükleik asitler konusunu bitiriyoruz. Çarşamba günü geliyorum fotosentez, canlılık ve enerji ünitesine geçtik. Fotosenteze çalışıp bununla ilgili yine bir 50 soru çözüyoruz. 50 soru bulursunuz arkadaşlar fotosentezle ilgili. 50'den az çözmeyin. Sonra perşembe günü fotosentezle ilgili MEP kazanım testlerini çözeceğiz. Önce bir tekrar edin. Fotosentezi daha sonra bunları çözün. Cuma gününe geldiğimizde solunum, hücresel solunum bu arada. Solunum sistemiyle karıştırmayın. Hücresel solunum, hani oksijenli solunum, oksijensiz solunum var ya. Bunlara çalışıyoruz. Daha sonra burayla ilgili de yine bir 50 soru mutlaka bulup çözüyoruz arkadaşlar. Cumartesi günü MEP kazanım testlerini çözüyoruz. İlk önce hücresel solunumu tekrar edip daha sonra bunu çözeceğiz. Gelelim pazar gününe. Pazar günü biyoteknoloji. Biyoteknoloji 12. sınıf içerisinde oldukça hani sizi zorlamayacak basit bir konudur arkadaşlar. Aynı gün hem çalışıp hem de MEP kazanım testlerini çözebilirsiniz. O yüzden direkt birlikte yazdım. Oldukça kısa basit bir konudur biyoteknoloji. Gelelim artık bitkiye geçelim. Bakın bitkiyi fark ettiyseniz kaç ayırdım?
5'e ayırdım. Bitki oldukça uzun bir konudur. Şöyle düşünün. Hani insanda solunumdur, bilmem boşaltımdır falan görüyoruz ya. Bitkiyi de öyle düşünün ki bitkinin dokusunu ayrı, taşımasını işte solunumunu falan ayrı ayrı görüyoruz. O yüzden bakın bitkisel dokuları ikiye ayırdım. İlk önce birinci gün bitkisel dokular bir dersiniz. Mesela ne ister işlersiniz? Meristem dokuyla temel doku işlersiniz. İkinci gün bitkisel dokulardan geriye kalanları iletim dokuyla epitel doku işlersiniz, örtü doku işlersiniz. Daha sonra bunlarla ilgili toplam bir 50 soru, hatta daha fazla buluyorsanız çözün arkadaşlar. Üçüncü gün çarşamba günü bitkilerde beslenme ve taşıma olayı var. Hani bu iletim olayı var ya, iletim demetleri, odun boruları, soymuk boruları. Bunlara çalışıp taşımanın nasıl olduğuna bakıp bunlarla ilgili yine toplam 50 soru çözüyoruz. Perşembe gününe geliyorum. Bitkilerde hareket ve hormonlar. Arkadaşlar burada bitkilerde hareket oldukça kısa bir konudur. Sadece burada bir tropizma olayları var. Burayı biraz anlamanız gerekiyor. Hormonlarda zaten 5 tane hormon oldukça kolay yaparsınız. Bitkilerde üreme. Cuma günü çözüyoruz. Bitkilerde üreme konusu oldukça önemlidir. Zaten bitkiyle ilgili soru geldiğinde 3 tane soru geliyor her sene. Bunlardan bir tanesi mutlaka üreme ile ilgili oluyor arkadaşlar. Yine bunu da çalıştıktan sonra 50 soru çözeceğiz. Bu arada stomaların açılması kapanması gibi olaylar var. Tabii ben buraya direkt stoma açılması kapanması deyip detaylara girmedim. Ama ya bitkilerde beslenme ve taşıma kısmında ya da hareket ve hormonlar kısmında stomalara da çalışın. Videoları zaten izlerseniz videolarda anlatılıyor arkadaşlar. Ona göre kendinize bir program yapın, videolara göre de yapabilirsiniz. Sonra bitkiyi bitirdik bakın. Bitkiyle ilgili şöyle güzel bir tekrar yapıyoruz. Nasıl yapacağız bu tekrarı? Önce dokuları tekrar edeceğiz. Bir ara vereceğiz. Daha sonra taşımayı, beslenmeyi tekrar edeceğiz. Yine bir ara vereceğiz. Hareketi, hormonları tekrar edeceğiz. Sonra da arkadaşlar üremeyi tekrar edeceğiz. Şöyle yapabilirsiniz. Bakın ben MEP kazanım testleri yazdım buraya. MEP kazanım testlerinden mesela cumartesi günü ilk önce şu üçünü tekrar edersin. Bitkisel dokuları, beslenmeyi, taşımayı tekrar edersin. Bunlarla ilgili testleri çözersin. Daha sonra ertesi gün hareketi, hormonları ve üremeyi tekrar edersin. Onlarla ilgili MEP kazanım testlerini çözersin. Bu şekilde bitkiyi de tamamlamış olursun. Bakın 3-6 haftada da ne yaptık? AYT'yi bitirdik. Yani 5 hafta TYT, 6 hafta AYT. Toplam kaç hafta yaptı? 11 hafta. Böl 4'e 3 ay 3 hafta yaptı değil mi? 4 ay bile yapmadı. Arkadaşlar işte biz 4 ay bile olmadan ne yapıyoruz? Biyolojiyi bitiriyoruz. Zaten sınava şu an kaç ay var? 2022 için söylüyorum. Bakın bir sene var değil mi? Daha birin bu sınav olmadı, bu senenin sınavı. Dolayısıyla baktığımız zaman bir sene var. 12 ayın 4 ayında siz biyolojiyi bitirebilirsiniz. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında denemeler çözeceğiz. Genel tekrar için işte ayrıca kitaplar alıp testler çözeceğiz arkadaşlar. Evet, böylece AYT biyoloji çalışma programını da anlatmış olduk. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.